Herkese merhabalar Crypto King kanalına hoş geldiniz arkadaşlar umarım keyifler yerindedir öncelikle hepinize bol kazançlı keyifli bir hafta diliyorum 2 haftadır seyahatlerim sebebiyle video koyma fırsatı bulamadım özleyen herkesin yorumlar kısmında yorumlarını bırakmasını bekliyorum arkadaşlar bir görelim kimler özlemiş kimler özlememiş yine bunun arkasından video koymamın bir diğer sebebi de zaten 20 Temmuz'dan bu yana arkadaşlar konuşmuş olduğumuz renk aralığı içerisinde hareket ediyorduk dolayısıyla ekstradan kafa bulandırmak istemedim. Şu anda 20 Temmuz'dan bu yana konuşmuş olduğumuz 28 28.000 dolar seviyesiyle karşı karşıyayız. Bunun ana sebepleri nedir? Bundan sonra nasıl bir fiyat hareketi beklemek gerekir? Bitcoin tarafına, Ethereum tarafına ve altcoin'lerde bunları hızlı bir şekilde konuşacağız. Fazla zamanım yok. Dolayısıyla hızlı bir şekilde arkadaşlar detaylı analiz videosuna geçiyorum. Geçmeden önce tekrar hatırlatayım. Beğen butonuna basmayı yine aynı şekilde değerli soru, yorum ve cevaplarınızı yorumlar kısmına bekliyorum arkadaşlar. Şimdi Gelin Bitcoin tarafına. Hatırlarsanız arkadaşlar en son. Bakın sizlerle beraber 30 Temmuz tarihinde neyi konuşmuştuk? Broding Top formasyonunu paylaşmıştım. alt bandın kaybedilmesiyle beraber aşağı yönü 28 bin dolar seviyesinin hedef noktası olduğunu 20 Temmuz tarihinden bu yana konuşuyoruz arkadaşlar. Ve gün geldi. Bitcoin tarafına 28 bin dolar seviyesine karşı karşıyayız. Peki bunun ana sebebi nedir? Birinci ana sebep arkadaşlar. Bundan bir gün önce Michael Bird tarafından 1.6 milyar dolarlık bir short işlem açıldığı duyurusu yapıldı. Yine bunun arkasından bakın burada S&P 500 tarafına baktığınızda neyi göreceksiniz bakın arkadaşlar. Burada zaten halihazırda hazırda bir tane şekillenmiş Rising wedge formasyonumuz vardı. Ve Rising wedge formasyonları neydi arkadaşlar? Yaklaşık olarak %68 oranında aşağı yukarı kırılmasıyla sonuçlanır. Ve şu an itibariyle bakın burada alt bandı kırmış durumdayız. Dolayısıyla burada yaklaşık olarak arkadaşlar 50 haftalık orta almaya kadar fiyatta bir geri çekilme masada olabilir. Ve biz neyi biliyoruz? Bitcoin'e korelasyonu yüksek. Dolayısıyla arkadaşlar burada Bitcoin tarafında yaşanan fiyat hareketinin ana sebeplerinden bir tanesi de bu olarak söyleyebiliriz. Peki şu anda korkulacak herhangi bir şey var mı? Açıkçası arkadaşlar bizleri damla olarak takip eden arkadaşlar benim master planımın videolarda 25 bin dolar seviyesinin gelmesiyle beraber neyi konuşmuştuk? Burada çok güzel bir alım fırsatı olduğunu konuşmuştuk. Bunun arkasından yukarı yönlü fiyat hareketinin gerçekleşmesiyle beraber aşağı yönlü 28 bin dolar seviyesini 20 Temmuz'dan bu yana konuşuyoruz. Ve neyi söylemiştik arkadaşlar? Buradaki alanlar tıpkı 25.000 bin dolar seviyelerini işaret ettiğimiz dönemde olduğu gibi bir alım fırsatı olarak değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Ama burada bir virgül koyacağım arkadaşlar. Önemli olan neydi? 28 bin dolar seviyesinin kaybedilmemesi bakın özellikle günlükte ve haftalıkta 28 bin dolar seviyesinin kaybedilmemesi bizim için en önemli olan noktalardan bir tanesi ki yukarı yönlü fiyat hareketinin devam edilmesi adına bunu net bir şekilde altın çizmek istiyorum şimdi bunun arkasından şundan da bahsetmek gerekir arkadaşlar bakın önceki dönemlere baktığınızda ne göreceksiniz fiyat her defasında arkadaşlar şu anda bir yükseliş trendi içerisinde ve her defasında buradaki düzeltmeden fiyat 0.5 Fibonacci 0.618 Fibonacci seviyelerinden destek bularak tekrardan yukarı yön yolculuğuna devam ettiğini görmektesiniz. Peki burada bizleri tekrardan yukarı yönlü bir fiyat hareketi bekliyor mu? Açısı benim beklentim 28 bin dolar seviyesinin kaybedilmediği süre içerisinde yukarı yönlü yolculuğumuza devam edeceğimiz yönündedir. Bakın master planımız zaten Twitter üzerinden net bir şekilde paylaşmıştım. Dolayısıyla buradaki geri çekimler arkadaşlar parçalı bir şekilde alımlar için çok güzel seviyeler olduğunu söyleyebilirim. Bakın burada keza aynı şekilde 31.000 seviyesine geldiğimizde burada gelen geri çekimi ile beraber arkadaşlar buradaki folding wedge konuşmuştuk. Fırsat seviyesi 25.000 dolardır demiştik. Bitcoin fiyat hareketliği ne oldu bakın. Fiyat düzeltmesini 24.800 dolar seviyesine yani 25.000 bantlarına gerçekleştirdi. Buradaki trend çizgisi doğrultusunda bunun arkasından tekrardan yukarı yönü fiyat hareketimize devam ettik. Şimdi dolayısıyla arkadaşlar bakın buradaki trend çizgisi ne işaret ediyor? 28 bin dolar yine aynı şekilde bakın burada 0.5 ile 0.618 seviyeleri yine aynı şekilde 28 bin dolar bandına yatmaktadır. Dolayısıyla 28 bin dolar bizim için en önemli olan destek seviyesi ki yukarı yönü sıçrama hareketinin öncesinde olduğu gibi şu anda da arkadaşlar gerçekleşmesi adına bakın bu net bir şekilde tekrardan paylaşayım sonra ben duymadım etmedim. Duymak istemiyorum arkadaşlar. Şimdi bunun arkasından konuşmamız gereken bir diğer durum. Şu an niye korku yapacak herhangi bir şey yok. Bakın arkadaşlar burada haftalığa bakalım. Haftalığa baktığınızda bizleri devamlı olarak takip eden arkadaşlar net bir şekilde buradaki 25.000 duvar seviyesinin haftalıkta kırılmasıyla beraber makro düşüş trendinin sonlandığını söylediğimi net bir şekilde hatırlayacaklardır. Hala bu görüşümün arkasındayım. Önemli olan nokta dediğim gibi birincisi 28 bin dolar seviyesinin kaybedilmemesi. Yine bunun arkasından neyi konuşmuştuk arkadaşlar? Buradaki 25 bin dolar seviyesi bizim için en önemli olan haftalıktaki destek seviyesidir. Şu anda bu olanın uzağındayız. Dediğim gibi ilk hatta odaklanmamız gereken alan 28 bin dolar destek seviyesinin çalışmasıdır arkadaşlar. Şimdi bunun arkasından şunu da paylaşacağım. Bakın Neyi göreceksiniz arkadaşlar? Benzer bir fiyat hareketliği burada da var. Bakın şöyle çizelim. Şimdi dolayısıyla bakın arkadaşlar fiyat bir düzeltme hareketi içerisinde. Buradaki düzeltme fiyat hareketliğinin sonlanması ne zaman gerçekleşiyor? Üst bandın kırılması, üst bandın kırılmasıyla beraber arkadaşlar yukarı yönlü fiyat hareketine devam ediyoruz. Yine benzer bir şekilde burada şu anda baktığınızda üst bant fiyat hareketli. Önceki videolarda neyi konuşmuştuk yaklaşık olarak 29.600-29.700 duvar seviyesi mutlaka mutlaka kırılması gerektiğini günlükte paylaşmıştık arkadaşlar. Dolayısıyla hala aynı seviyedeyiz. Alt tarafta da bakın öncesinde destek olarak çalışan alt band şu anda karşımızda bu alanın kaybedilmesi gerekiyor. Buna bağlı olarak arkadaşlar şu andaki seviyelerin parçalı alımlar için uygun olduğunu düşünüyorum açıkçası. Şimdi bunun arkasından gelelim Ethereum tarafına. Ethereum'da geldiğimizde buradaki ilk hafta destek seviyesi neydi? 1787. Güzel bir alım bölgesi olduğunu söylemiştik. Buradaki seviyenin altında şu an altına sarkmış durumdayız. Dolayısıyla arkadaşlar parçalı alımlar için Ethereum tarafına uygun olduğunu düşünüyorum. Özellikle 1640 dolar seviyesi arkadaşlar mükemmel bir alım seviyesi olur Ethereum tarafında. Ama açıkçası bu seviyeye kadar gelmesi olacağını düşünmüyorum. Dedim ki Bitcoin tarafında ilk yata 28 bin dolar seviyesinin izlenmesi en önemli olan koşu olacak. Bunu tekrar altını çizmek istiyorum net bir şekilde. Şimdi arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Dediğim gibi yoğun bir dönem içerisinden geçmekteyim. Dolayısıyla çok fazla detaylı analiz videosu paylaşım yapma fırsatı bulamıyorum ama gerek Twitter üzerinden gerekse Telegram kanalı üzerinden hızlı bir şekilde analizler paylaşıyor olacağım. Şu soruyu da sorayım size arkadaşlar. Talep doğrultusunda bunu da gerçekleştireceğiz. Canlı yayınlara başlayalım mı? Canlı yayınlara toplu bir şekilde geçiş yapalım mı? Bunun cevabını yorumlar kısmına bırakın. Talep doğrultusunda canlı yayınlara da başlayabiliriz. Evet arkadaşlar bugün için piyasa ile ilgili paylaşmak istediğimiz kritik önem seviyesindeki analizlerimiz bunlardır. Tekrar söyleyeyim bakın videoyu tamamını izlemen arkadaşlarımız oluyor. Bakın burada 28 bin dolar önemli olan bunun kaybedilmemesi gerekir. Bunun kaybedilmesi sıkıntı yaratır arkadaşlar günlük ve haftalık özelinde. Dolayısıyla şu anda gözümüz kulağımız arkadaşlar Bitcoin tarafındaki bu gecelik kapanışta olacak. Bunu tekrar altını çizmek istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınıza paylaşmayı, değerli soru, yorum ve görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın. İlk defa bizi izleyen güzel izleyici sen de kanala abone olarak yine aynı Twitter ve Telegram kanalı üzerinden bizleri takip ederek bildirimlere hızlı bir şekilde ulaşabilirsin. Yüz anlarınızın her denmişi şey kalması dileğiyle kendinize çok iyi bakın.